Dün akşama kadar Furkan bana bir akıllı saat söyle Apple'ın en iyi akıllı saati olsun ve mutlu olayım deseydiniz size Apple Watch 5'i satın almanızı söylerdim. Ancak dün akşam Apple 2 adet yeni saat tanıttı. Bunlardan birisi Apple Watch SE ki bugün bu videoda bu saate odaklanacağız. Diğeri de Apple Watch 6 oldu. Yani 5'in üstüne 2 tane saat geldi. Peki aradaki fark ne? Apple Watch 5'i düne kadar satın almak isteseydiniz en iyi saati satın alırdınız dedim ya. İşte bu saatin fiyatı 3600 liraydı. Ancak Apple Watch SE'yi bu saatten tam 1000 lira civarında daha ucuz 2600 lira gibi bir başlangıç fiyatı var ve sadece belirli başlı özellikler kısılmış. Bu saatin ardından bir diğer modelde Apple Watch 6 oldu. Bugünkü inceleme konuğumuz Apple Watch SE olacak. 2600 liraya satın alabileceğiniz Apple'ın en güçlü saat işlemcilerinden bir tanesini kullanan bu saat bence şu anda alınması gereken en mantıklı saat. Çok fazla saat dedim biliyorum gelin incelemeye başlayalım. ilk olarak Apple Watch SE'nin fiyatından bahsetmem gerekiyor çünkü fiyat bu saatin en önemli özelliklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer 40 mm'lik saati satın almak isterseniz 2699, 44 mm'lik saati satın almak isterseniz de 2949 liralık bir saat alıyorsunuz gümüş, altın, uzay renkleri bize sunulmuş durumda. Tasarımsal olarak Apple Watch 5'ten herhangi bir şekilde farkı yok. Apple Watch 6'dan da herhangi bir şekilde farkı yok. Yani tasarımsal olarak uygun fiyatlı bir saat olduğu kesinlikle belli olmuyor. Ancak arada belli başlı farklar var. Peki hangi farklar var? Öncelikle Apple Watch SE'nin yeteneklerinden bahsetmem gerekiyor. Bu yeteneklere baktıktan sonra 5 ve 6'dan hangi farkları var bundan bahsedeceğim. Bir kere şunu anlamamız gerekiyor. Düne kadar alabileceğiniz en iyi akıllı saatten şu anda 1000 lira daha ucuz. Ve baktığınız zaman diğer üstündeki akıllı saatten de ucuz. Ve şöyle bir göz attığınızda 2600 lira bence gerçekten iyi bir fiyat olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak ekranla başlamak istiyorum. 44 veya 40 milim büyüklüğündeki bu ekran içerisindeki kadranlarla çok farklı hallere bilinmiyor. Kadran ne demek? Aslında saatin değiştirilebilir arayüzünden bahsediyorum. Siz kolunuzu kaldırdığınız zaman size gösterilen bilgilerin şekli oradaki grafikler kadran olarak karşımıza çıkıyor ve Apple gerçekten bu işi başarıyor ve bizlere en iyi kadranları sunabiliyor. Bir kere Apple Watch SE'yi kaldırdığınız andan itibaren size birçok bilgi sunulabiliyor. İsterseniz şık bir kadran, isterseniz bilgi dolu bir ekran karşınıza çıkıyor. Baktığınız zaman hava durumundan, doların durumuna, borsadan çok farklı bilgilere kadar istediğiniz detaylara ulaşabiliyorsunuz. Bu Apple Watch'un erişilebilirlik konusundaki en büyük özelliklerden bir tanesi. Konumuza bir akıllı saat taktığınız zaman bence en büyük özelliği bildirimler ve aramaları sizlere gösterebiliyor olması. Siz bu saati kolunuza taktığınız andan itibaren saatinize gelen tüm bildirimler güzel bir şekilde, güzel diyorum. Çünkü bazı bileklikler ve bazı saatler grafikleri yok ederek size gösteriyor. WhatsApp'ın simgesi soru işareti olarak geliyor. Ancak Apple Watch'ta öyle bir durum yok. Tüm uygulamaların simgeleri en iyi grafiklerle karşınıza çıkıyor. Yani telefondan uzakta olsanız da her şeyden haberiniz oluyor. Baktığınız zaman bu saatle aramada gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer saatiniz bir Wi-Fi ağına veya telefona Bluetooth'la bağlıysa saat üzerinden aramaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu saatin içerisinde eSIM özelliği ya da LTE gibi yani 4G gibi özellikleri yok. Bundan dolayı da uygun fiyatlı oluşu zaten karşımıza çıkıyor. Kaldı ki bizim ülkemizde LTE yani 4G içerisinde eSIM koyup bu saatle telefondan bağımsız bir şekilde konuşma gerçekleştiremiyorduk. Bundan dolayı bizi herhangi bir şekilde zorlamadı saate baktığınız zaman klasik bağlantıların tümünü dediğim gibi destekliyor ve sağlık konusuna geleceğim bu tarafta kalp sağlığı bildirimleri acil SOS ve düşme algılama gibi en yeni nesil Apple Watch yeteneklerini bu saatte görebiliyoruz. Peki kalp sağlığı bildirimleri ne demek? Bu akıllı saat devamlı olarak kalbinizi takip ediyor. Kalbiniz ortalamanın altında veya üstünde bir şekilde atış gerçekleştirirse Apple Watch sizi uyarıyor. Bir terslik var kontrol etmek ister misin, doktor etmek ister misin şeklinde sizleri uyarıyor. Bu özellik karşımıza çıkıyor. Acil SOS özelliği de bu saatte karşımızda. Peki bu ne işe yarıyor? Başınıza Allah korusun çok kötü bir durum geldi. Acilen yardıma ihtiyacınız var. Telefona o an erişemeseniz bile diyelim ki cebinizde veya çantanızda direkt tek bir tuşu uzun süre basarak acil bir şekilde yardım çağırabiliyorsunuz. Apple Watch 3'ten sonra Apple Watch 4 ile beraber hayatımıza giren düşme algılama özelliği de çok önemli. Siz düştüğünüz zaman eğer sizden bir tepki gelmezse Apple Watch sizin başınıza bir şey geldiğini anlayabiliyor ve hemen gerekli mercilere mesaj gönderiyor. Sizi ulaşabiliyorsunuz anlaşılabilir bir hale kırıyor ve size yardım çağırıyor. Yani siz ayağınız takılıp düştüğünüz zaman diyelim ki başınıza vurdunuz Allah korusun. Apple Watch size diyor ki çok fena düştüğün gibi gözüküyor. Bir sorun var mı diyor. Eğer zaten saate cevap vermezseniz bir sorun olduğu anlaşılıyor. Apple Watch bu işlevi de gerçekleştiriyor. Kaç sağlığından sonra uyku konusuna değineceğim. Ancak fitness atlamamak gerekiyor. Aslında fitness'tan kastım saatin sizi devamlı olarak takip edebiliyor veya size yardımcı olabiliyor olması özelliği. 2600 liraya 40 milimlik bu saati satın aldığınız zaman şu anki Apple Apple'ın en iyi saatlerinden olan Apple Watch 6 ile aynı özelliklere kavuşuyorsunuz. Peki bunlar neler? Dilerseniz yüzün, dilerseniz koşun, dilerseniz ip atlayın, istediğiniz antrenmanı yapın. Eğer Apple Watch o antrenmanı destekliyorsa sizi çok detaylı bir şekilde takip ediyor ve antrenmanın sonunda size bir bilgilendirme sunuyor. Veya antrenman yapmanıza da gerek yok. Siz yürürken, koşarken sizi algılayabiliyor ve şunu soruyor yani Antrenmana mı başladın? Eğer antrenmana başladıysanız sizi takip edebiliyor. Ya da gün içerisinde kaç tane adım attınız, kaç saat ayakta kaldınız, ne kadar oturduğunuz gibi detaylı bilgileri de sizlere gün sonunda sunabiliyor. Bunlar güzel özellikler çünkü sağlık konusundaki farkındalığımızı arttırabiliyor. Aynı zamanda eğer benim gibi masa başında çalışıyorsanız, çok fazla oturursanız sizi yine uyarıyor. Artık kalkman gerekiyor diyor ve saat sağlık konusunda genel olarak bir bilgilendirmeyi sizlere sunuyor. Uyku konusuna da değinmem gerekiyor. Uyku konusunda Apple Watch yeni güncelleme ile beraber aslında yeni güncelleme diyorum. Çünkü eski nesil saatlerde bu özellik fabrika çıkışı bir şekilde yoktu. Güncellemelerle geldi. Ancak siz bu saat satın aldığınızda direkt olarak karşınıza WatchOS 7 ile beraber çıkıyor. Peki uyku ne? Yeni uyku uygulaması ile beraber iPhone'unuzla birlikte çalışan saat uyku düzeninizi takip ediyor ve uyku hedeflerinize ulaşabilmeniz için bir program veya yatma zamanı rutini oluşturmanıza yardım ediyor. Uyku alışkanlıklarınızı inceleyebiliyor. Böylece hedeflerine ne sıklıkla ulaştığınızı görebiliyorsunuz. Aslında burada uykuyu takip edebiliyor ve ona göre kendinize rutin oluşturabiliyorsunuz. iPhone ile beraber çalışması da çok güzel çünkü uyku saatinize doğru iPhone ile gerekli uygulamaları kapatıyor, size gerekli bildirimleri yapıyor ve saatinde bahsedildiği gibi bizlere yardım ediyor. Aslında klasik bir Apple Watch karşımızda ve şunu söyleyeceğim, Apple Watch 5'ten daha uygun fiyatlı. Peki Apple Watch 5 ile farkı ne? Hemen söylüyorum. Apple Watch 5'ten en büyük farkı ekran her zaman açık değil. Ekran her zaman açık özelliği şu manaya geliyor. Siz saate bakmadığınız zaman, diyelim ki bilgisayarda çalışıyorsunuz. Ekran bu saatte kapalı. Ancak Apple Watch 5'te şöyle bir durum vardı. Ya da Apple Watch 6'da da şöyle bir durum var. Siz saate göz ucunuzla baktığınız zaman saatin hafif ışıklandırılmış bir şekilde ekranı gözüküyor ve size gerekli bilgileri sunabiliyor. Ancak bu saatte öyle değil. Konunuzu hafif çevirmeniz veya kaldırmanızla beraber ekran açılıyor. Peki bu 1000 liralık bir özellik miydi? İşte burası bence biraz lüks diyebilirim. Yani bir akıllı saat alacaksınız bütçenizi sırf ekranı her zaman açık olacak diye zorlamaya gerek yok gibi duruyor. Kaldı ki Apple Watch 5 Apple tarafından satıştan kaldırıldı. Peki Apple Watch 6 ile en büyük farklar neler? Bir kere şunu söyleyeyim. Şu anda alabileceğiniz en iyi iki akıllı saat var. Apple Watch SE, Apple Watch 6. Apple Watch 6 3800 liradan başlıyor. Bu saat 2699 liradan başlıyor. Bu saatin en büyük farklarından bir tanesi 6'ya göre herhangi bir şekilde ekran açık özelliği bulunmuyor. Bu saat kandaki oksijeni ölçemiyor. Peki bu ne manaya geliyor? Eğer Apple Watch 6 kandaki oksijen ölçümü devamlı olarak gerçekleştiriliyor. Eğer bir sıkıntı varsa sizlere söyleniyor. Böylelikle hem organlarınıza hem de vücudunuza bir zarar gelmesi engelleniyor. Bu saat EKG ölçümü gerçekleştiremiyor. Apple Watch 4 ile beraber gelen ancak ülkemize daha sonra tek bir güncelleme ile kazandırılmış olan EKG'de bu saatte bulunmuyor. İşte 1000 liralık farklardan bir tanesi de bu. Bir diğer fark Apple Watch 6 alırsanız kırmızı ve mavi renklere erişebiliyorsunuz. Bu saatte kırmızı ve mavi renkler bulunmuyor. Bu saatin içerisindeki işlemci S6 çipi. Bu çip %20 daha hızlı Apple Watch SE'ye göre. Ancak şöyle bir durum var. Apple Watch SE'nin içerisindeki çip zaten çok hızlı ve bundan dolayı sizin bu %20'lik farka en azından 2-3 yıl içerisinde herhangi bir şekilde ihtiyacınız olmuyor. Apple Watch 6 ile beraber hayatımıza kazandırılmış olan her zaman açık altimetrede bu saatte bulunuyor. En azından oradan bir özelliğin kazandırılmış olduğunu söylemem gerekiyor. Kısaca bakmış olduğumuz zaman şu anda satın alabileceğiniz iki tane önemli akıllı saat bulunuyor Apple tarafında. Aradaki farklar çok basit. EKG yok, kandaki oksijen ölçüm yok, her zaman açık ekran yok, iki farklı renk yok. Bunun dışında bir fark da yok. Yani eğer bir saat satın almak istiyorsanız bu aradaki farklara göre Apple Watch SE'yi tercih etmeniz gerekiyor. Bence bu farklar 1000 liralık fark oluşturmuyor. Bundan dolayı da Apple Watch SE alınabilecek en iyi akıllı saat olarak karşımıza çıkıyor. Bugün sizlerle beraber önemli bir incelemeyi gerçekleştirmiş oldum. Çünkü Apple Watch SE bence daha çok su götürür. Eğer fiyatına zam gelmezse de gerçekten bu saatin ülkemizde de çok fazla kullanacağını düşünüyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.